Sevgili izleyicilerimiz, piyasalardaki gelişmelerin yatırım fonlarına yansımaları programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki sponsor yayınımızda Yapı Kredi Portföy var. Murat Bey bizimle beraber. Murat Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Serra Hanım. Sizler nasılsınız? Merhabalar tüm yatırımcılarımıza. Çok teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Ben bu programımızda öncelikle aslında bugün açıklanan Merkez Bankası'nın yeni döneminin ilk enflasyon raporundan biraz bahsetmek istiyorum. Sizin bu konudaki görüşlerinizi rica edeceğim. Hafize Gaye Erkan Başkan'ın sunumuyla ve soruları cevapladığı bir bölümle beraber saat 10.30'da başladı. Sonrasında da işte yaklaşık 1-1.5 saatlik bir sunumdu. Ve gördüğümüz aslında Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinde keskin bir artış. Bundan önce %22.3 olarak açıklamışlardı 2023 sonu hedeflerini. Şimdi %58'e çıkarttıklarını görüyoruz. Gerçekten belki piyasaların bile beklemediği hızlı bir artış bu. Şimdi hani öncelikle şunu sormak isterim. Riskler, mevcuttaki riskler, yani işte son getirilen zamlar, vergilerdeki artışlar, işte özellikle de işte memurlara, emeklilere getirilen zamlar, bunların hepsinin aslında enflasyonun etkisini olacağını düşünüyoruz. Acaba bu riskler Merkez Bankası'nın verdiği bu hedefin daha da yukarı doğru çıkması anlamına gelir mi, ne dersiniz? Evet Serra Hanım, sizin de belirttiğiniz gibi aslında geldiğimiz noktada biraz daha enflasyonun yakın vadede çok fazla aşağı yönlü olmaktan uzak olduğunu bugünkü Merkez Bankası raporunda Gaye Hanım belirtti. Fakat biz aslında piyasa oyuncuları olarak birazcık daha bu tür en azından piyasa gerçeklerini içeren değerlendirmeleri daha çok olumsuzdan ziyade olumlu yönde değerlendiriyoruz. Yıl sonu hedefini Merkez Bankası %58 olarak belirledi ve 2024'ün ikinci yarısından sonra enflasyonda kalıcı düşüşün başlayacağına dair yorumlarını yaptı. Hatta 2024 enflasyonunu %35, 2025 enflasyonunda %15 olarak hedeflediklerini belirtti. Sizin de bildiğiniz gibi geçmiş yıllardaki %5'lik enflasyon hedefi biraz piyasanın uzağında kalan hedefler olup aslına bakarsanız ıskaladığımız rakamlardı. Fakat Merkez Bankası'nın en azından günümüz gerçeklerine yakın beklentileri bizlerle paylaşmış olması, biraz önce de belirttiğim gibi biz piyasa oyuncuları anlamında daha pozitif karşıladık. Bunun devamında da aslında Gaye Hanım'ın açıklamalarında birazcık daha aşırı faiz artırımından ziyade parasal sıkılaştırmayla enflasyonun dizginlenmesi hedeflendiği belirtildi. Bunun yanında özellikle seçici kredilerle ilgili biraz daha sıkılaştırmanın yapılacağı, kredi bacağıyla aslında parasal sıkılaştırmanın enflasyonun önüne geçilmesini hedefleyeceği görülmekte. Bu bize aslında önümüzdeki dönemde en azından 2024'ün ilk çeyreğine kadar olan süreçte hem büyümeyi göz ardı etmeden hem de piyasanın enflasyonla ilgili beklentilerini çok dağıtmadan bir politika izleneceğini gösteriyor. Bunun aslında ilk meyvelerinde bu geçen haftaki süreçte gördük. Zorunlu karşılıklarda yapılan artışlar aslında bunların hep benzeri adımlardı. Parasal sıkılaştırmayla ilgili piyasada oluşan likiditenin azaltılması ile ilgili önemli kararlardı. Dediğim gibi biz bunların hepsini topladığımız zaman aslında ilk etapta bu sürecin malumunuz sizin de belirttiğiniz gibi zamlarla gelen ücret artışlarıyla olan enflasyondaki olumsuz havanın ilerleyen dönemlerde birazcık daha realistik Merkez Bankası politikalarıyla olumlu yönde hareket edeceğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz buradaki değerlendirme için. Ben bir de dün 26 Temmuz'da, biz bu videoyu 27'sinde çekiyoruz sevgili izleyicilerimiz, siz de 28'inde izleyeceksiniz Temmuz'un. Dün de bu haftanın aslında en beklenen haberlerinden birisi FED tarafından geldi. FED faizi 25 bas puan daha arttırdı. Sonrasında da Powell'ın konuşmasını dinledik. Bu da çok önemliydi. Acaba işte bir faiz artırımına daha işaret edecek mi? Ne söyleyecek? Güvercin bir tutum mu olacak?
aynı bir tutumu derken Powell'ın konuşması da yine piyasa tarafından olumlu algılandı. Sizin dediğiniz gibi piyasalar aslında hep olumlu tarafından, bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyorlar. Ama yine aslında daha önce söylediklerine benzer bir şey söylüyordu Powell, değil mi? Yani ben de doğru anlayıp anlamadığımı size sormak isterim. Yani yine verilere bakacağız diyor. Yine enflasyonu indirmek en büyük hedefimiz diyor. Piyasa o kadar da soğumadı, ekonomi o kadar da soğumadı. O nedenle önümüze bakacağız diyor. Dolayısıyla sizin buradaki görüşünüz nedir? Eylül toplantısında ne olabilir? Bundan sonrasında artık Fed'in 2024'ten itibaren faiz indirimlerine başlamasını bekler misiniz? Evet Sarı Hanım, dediğiniz gibi aslında yani Fed'in tarihinde başladığı bir işi sonlandırıp farklı bir yöne gittiği dönemlerin dışında bir süreç yaşadık. Normalde bir faiz artırımı süreci başladıktan sonra Fed faiz artırımlarını durdurduktan akabinde bu süreç aslında piyasanın soğumasıyla, ekonominin soğumasıyla devam eden süreç ve faiz arttırımlarının olmadığı bir süreçte gidiyordu. Bu sefer biraz farklı bir senaryoyla karşı karşıyayız. Tabii ki ekonominin geldiği noktada aslında Fed'den çıkan kararda da görüyoruz ki oy birliğiyle alınan noktada hiçbir üyenin doğal olarak bir faiz artışı olmaması yönünde görüş pek gün yüzüne çıkmamış. Ondan dolayı da aslında sizin de dediğiniz gibi Powell da şu nokta geldiği noktada piyasayı birazcık daha böyle coşturabilecek, faiz artırımları ile ilgili artık yolun sonuna geldik algısı yaratacak bir dili kullanmak istemeyeceğini gördük. Burada aslında Fed yapılan açıklamada iki tane kritik nokta vardı. Fed tutanaklarında çokça, geçmiş yıllarda çokça gördüğümüz moderate ve modest dediğimiz iki tane kavram var. Bu Fed'in tutanaklarda çok fazlasıyla kullandığı iki kavram. Aslında faiz artırımından ziyade biz o yazı dilinin nasıl evrildiğine bakıyoruz. Burada da daha önce modest dedikleri bir ekonomiyle ilgili beklentilerinde faiz artırımla ilgili ve faiz artırımları ışık yakacak ve ekonomiyle ilgili moderate cümlesi kayıtlara girmiş durumda. Bu da aslında birazcık daha Fed'in dizginleri elde tutmak isteyeceğini, daha çok böyle piyasanın bundan sonra Fed faiz artırımlarını durdurduğu algısı yaratmayacak bir hava yaratacağını gösteriyor. Ama bu piyasaları da bozmadan bir yapıda olacak gibi gözüküyor. Ondan dolayı biz Eylül döneminde de bundan sonraki dönemde de piyasayı çok zorlamadan günün şartlarına göre de tabii ki biz de bilmiyoruz gelecek dataların ne kadar kuvvetli geleceğini veyahut da soğumaya dair ne kadar olumsuz geleceğini ama bunlara bakıp hareket edecek Fed'de. Fakat bizim gördüğümüz kadarıyla piyasalarında çok böyle bozulmaya niyetli olmadığı yönünde. Evet, sizinle bundan önce yaptığımız yayınlarda uzunca zamandır yapıyoruz. Her ay Yapı Kredi Portföy'le de piyasalardaki gelişmeleri, yatırım fonlarının yansımalarını konuşuyoruz. Size de hep varlık dağılımlarını soruyoruz. Siz de bize bir zamandır hep yabancı hisse senetlerini ve altının portföylerde olması gerektiğini söylemiştiniz. Bu görüşünüz hala devam ediyor mu? Bir de ben aslında şunu da merak ediyorum. Şimdi eğer FED artık durma noktasına gelirse ve bir noktadan sonra da faizleri indirmeye başlarsa bu aslında ABD tahvilleri için de yatırımcılar açısından bir alım fırsatı oluşturur mu? Buradaki dağılımlar nasıl olmalı? Fonlar ne olmalı? Çok doğru söylüyorsunuz. Ben de sene başından beri yaptığımız yayınları şöyle zihnimde canlandırdığım zaman aslında biz sürekli yurt dışı hisse senetleriyle ilgili bunları içeren fonlarla ilgili biriktir tavsiyemizi hep kullanıyorduk. Belirttiğiniz gibi altın da bizim önemli bir silahımızdı yatırım aracı olarak. Zaten dönüp baktığınız zaman bu senenin başından beri yurt dışı hisse senedi içeren yatırım fonları en yüksek getiriye sahibi, hatta 3 dijit dediğimiz %100'ün üzerindeki getirilere kadar çıktıkları oldu onların. Getirilere sahip yatırım fonları olmakta. Bizim de burada global fon sepeti fonumuz, aslına bakarsanız bu bütün yurt dışındaki hisse senetleriyle ilgili sadece Amerika değil, Avrupa ve Asya'da da bunlarla ilgili yatırım fonlarını içerisine alan bir fon sepeti fonumuz
YTD, adı da YTD olan Global Fon Sepeti Fonumuz aslına bakarsanız yatırımcılar için bu zamana kadar yüzünü güldüren bir yatırım fonu oldu. Bundan sonrası açısından da sizin de belirttiğiniz gibi zaten geldiğimiz noktada belli bir eşik aşıldı. Yani faizleri belli bir seviyeye getirdikten sonra FED bu saatten sonrasında aslında ufak dokunuşlarla piyasanın kendi akışında gitmesini sağlayacaktır. Bununla ilgili de sadece Amerika değil Avrupa'da da potansiyel doğuracak hisse senetleri, oralara yatırım araçları olacaktır. Bunu Global Fon Sepeti fonumuzda aslında bir yakalama ihtimalimiz kuvvetli, yatırımcılarımıza önerebiliriz. Ha, bunun arkasında sizin belirttiğiniz gibi eğer ki Amerikan 10 yıllıkları ile ilgili bu dönemden sonra biraz daha yumuşama, aslında FED önümüzdeki dönemde çok agresif olmayacak algısı içeren bir yatırımcı profilinde isek de biz de gerçi o yönde düşünüyoruz. Kalamış fonumuz var. Kalamış fonumuzda %50'ye kadar Amerikan 10 yıllıklarını bünyesinde bulunduran ve bu son dönemde de kur artışıyla da birlikte oradaki potansiyeli de değerlendirerek de iyi getiri sağlayan bir yatırım fonumuz. Bu da yatırımcılarımızın tercihleri arasında olması gerektiği düşünüyoruz. Belirttiğiniz gibi enflasyon aslında bundan sonraki süreçte bizim yurt içi hisse senetleri tarafında önemli bir potansiyeli hala barındırılmakta. Biz de yatırımcılarımıza birinci hisse senedi fonumuz, koç iştirak fonumuz gibi önemli yatırım fonlarımızı portföylerinde bulunması gerektiğini ve bunlarla ilgili yaptığımız YouTube kanallarında Yatırım Dünyam kanalımız üzerinden yaptığımız alokasyonlarda önemli yer vermekteyiz. Ve bu süreç içerisinde de oranını arttırarak, hisse senetleri oranını arttırarak bugüne kadar geldik. Peki Murat Bey, şimdi izleyicilerden gelen bir soruyu da soracağım. Aslında haber sıcak biraz. Bununla ilgili bir açıklama yapabilirseniz çok seviniriz. Dün Koç Holding'in Yapı Kredi Bankası hisselerinin %7'sini yaklaşık 6.58 gibi sattığı haberi geldi. Bunun sizde de bir fon var. Koç iştiraklerine yatırım yapan bir hisse senedi fonunuz. Yastı yanlış hatırlamıyorsam kodu. Bu fona etkisi ne olur acaba? Bunu merak eder izleyicilerimiz. Harika. Aslında biz de siz de belirttiğiniz gibi bu önemli haberi duyduğumuz zaman aslında Türkiye'ye olan yabancı ilgisinin biraz daha artmasından dolayı öncelikli olarak mutlu olduk. Aslında bizim Koç iştiraki etkisi açısından baktığımız zaman Koç iştirak fonu Koç Holding'in piyasaya açık şirketlerini içerisinde bu bünyesinde bulunduran bir yatırım fonu. Bu fonun ağırlıklı yapısı doğal olarak sanayi şirketlerinden oluşmakta. Yapı Kredi Bankası da finansal taraftaki önemli bir hisse değeridir. Belirttiğiniz gibi bu satışla ilgili, önemli satışla ilgili piyasa fiyatlaması doğal olarak mevcut fiyattan biraz daha düşük olduğu için ilk açıldığı gün olumsuz olarak fiyatlandı, ama Koç İştirak Fonu'nu değerlendirdiğimiz zaman sanayi ağırlığında olan getiri potansiyelini hafif bir düzeltme etkisi diyelim, en azından dengeleme etkisi yaratmış durumda Yapı Kredi'de yapılan bu satış fiyatlaması. Fakat ben yatırımcılar açısından şöyle düşünmelerini tavsiye ederim. Böyle önemli bir dönemde açıkçası kendi grubumuzun yabancı yatırımcılar açısından bu denli kıymetli bir satışının en azından bizim Türk şirketlerine olan yabancı bakış açısı ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar potansiyelli olduğunu, Yapı Kredi'nin de bu potansiyel içerisinde önemli bir yer aldığını kanıtlamış durumda, tescillemiş durumda. Bence bu aslına bakarsanız fiyatlama açısından yatırımcılar anlamında acabalar oluştursa da yabancı yatırımcının böyle bir yerde bu şekilde bir fiyatlamayla yatırım yapması Koç İştirak Fonu'nun o bacakta da çok olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi grup açısından genel itibariyle de fon anlamında da finansal taraf sanayi taraftan biraz daha düşük miktarda olduğu için dengeleme diyebiliriz bu satış sonrasındaki fonlu hareketini. Çok çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için Murat Bey. Çok sağ olun. Bizler teşekkür ederiz. Kazançlı günler dileriz. Çok teşekkürler. Sevgili izleyicilerimiz, bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.